Cityscape Fuarı ilk defa Türkiye'de yapılıyor. Nasıl süreçler sonunda karar verildi Türkiye'de yapılmasına? 2012 yılından beri Körfez bölgesinde düzenlediğimiz fuarlara Türk firmalarının ilgisi her sene giderek arttı. Bu kapsamda da biz de Dubai'deki ortağımız Informa Exhibitions'la bu konuda yaklaşık 3 yıldır çeşitli görüş alışverişlerinde bulunuyorduk. 2 yıldır da üzerinde bu fuarı ne zaman yapabiliriz, nasıl yapabiliriz planını yapıyorduk. Ve en sonunda karar verdik ve çalışmalarımızı hızlandırarak 24-26 Mart tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Peki çok büyük bir fuar bu. Biraz genel özellikleri neler? Ne kadar firma katılacak? Ne kadar ziyaretçi bekliyorsunuz? Kaç metrekarelik bir alan olacak? İstanbul Kongre Merkezi'nde B5 katında 7000 metrekarelik bir alanda 67 tane katılımcı firma, bunun bir kısmı yabancı olmak üzere 67 katılımcı firmayla düzenliyoruz fuarı. Bunun yanı sıra ön kayıt rakamlara baktığımızda şu anda 3000 üzerinde ön kaydımız var ve fuar sırasında bunun 5-6000 üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Kaç ülkeden katılımcı olacak toplamda? 7 ülkeden katılımcı firmalarımız var. Kayıt yaptıranların ülkelerine baktığımızda enteresan bir rakam var. 50'nin üzerine çıktı. Bugün sabah itibariyle 59 rakamını yakaladık. Ama tabii ki yabancı ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğu Körfez bölgesindeki ülkelerden gelecek. Başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere. Son kullanıcı için de bazı fırsatlar, kampanyalar olacak. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki bizim için çok önemli bir şey bu. Yerel konut alıcısı ve bireysel yatırımcıları da fuarımızda görmek bizim için çok çok önemli. Buna yönelik birçok çalışma yaptık. Biz çalışmalarımızı, davetlerimizi yaparken katılımcı firmalarımız da çeşitli kampanyalar düzenlediler. Sadece fuarımıza özel indirimler, yeni kampanyalar, banka kredisi olanakları, peşinat öteleme seçenekleri gibi birçok kampanyayı fuarda Türk konut alıcısıyla, hatta indirimlerde %20'ye varan indirimlere ulaşacak şekilde Türk konut alıcısıyla buluşturacaklar. Bunun yanı sıra ilk defa bizim fuarımızda görücüye çıkacak bazı projeler olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Peki Türk gayrimenkul sektörünü nasıl etkileyecek bu fuarın olması? Hem yerel alıcının hem de uluslararası yatırımcının fuara o ilgisi, emin bizim katılan firmalarımızın onlarla birazcık daha ilişkiye girmesi ve uzun vadede çeşitli alışverişler yapmasına vesile olacaktır. Fuarın amacı bu sonuçta. Sektörün gelişmesi için hem de uluslararası arenada birazcık daha duyulması için hem de yatırım cazibelerini anlatabilmemiz için önemli bir platform olacağını düşünüyorum. Peki son olarak son günlerde yaşanan terör olaylarının ardından yabancı yatırımcının ilgisinde bir değişiklik görüyor musunuz ve siz ekstra güvenlik önlemleri aldınız mı fuar için? Biz planlamalarımızı yaparken zaten güvenlik bizim için en önemli konulardan biridir bir fuar şirketi olarak. Baştan planlamalarımızı yüksek güvenlik önlemleriyle almıştık. Tabii ki son günlerde bazı değişiklikler ve artı destek istediğimiz kurumlar oldu. Bunlardan da olumlu yanıtlar aldık ve kendi önlemlerimizi alacağız. Bunun yanı sıra şu ana kadar ne katılımcı firmalardan ne ziyaretçilerimizden ne konuklarımızdan iptal eden olmadı. Olmayacağını umarak 24-26 Mart tarihleri arasında fuarımızda herkesi ağırlamayı umuyoruz.